Şimdi birlikte bir ses sistemi yapalım. Bu ses sistemini bütün basit oyunlarınızda daha geniş büyük oyunlarınızda kullanabileceksiniz. Bu ses sistemini yapmadan önce tabi bir temel olarak nasıl bir sistem olacağını ve nasıl çalışacağını anlatayım. Şimdi iki parçamız olacak bizim. Bir ses kayıtları olacak. Bir de o ses kayıtlarını çalıştıracak bir audio menajerimiz olacak. Peki neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Ben önceden şey düşünmüştüm en başta. İki tane ses merkezim olur. Birinden müzik çalar, birinden ses efekti çalar diye düşünmüştüm. İlk dışarıdan bakıldığında mantıklı geliyor olabilir. Fakat şöyle çok büyük bir problemi var bunun. Müzik tamam bir kere çalıyor ama ikinci audio source da ikinci ses işletim merkezinde ses sisteminde sadece aynı anda bir ses çalacak. Yani siz bir ses çalmaya başladığınız zaman İkinci sesi oynatırsanız eğer birincinin üzerine yazacak. O yüzden bütün sesler kendi audio source olmak zorunda. Ha bu audio source'u o anda oluşturup sonra silebilir ya da hepsini oyun başında liste şeklinde oluştururuz. Düşünüldüğü zaman oluşturup silmek 100 tane oluşturup level'da kalmasından daha masraflıdır. Çünkü sürekli üzerine siz bir şeyi ekstra efor sarf edersiniz. Öbür türlü olmayacaktır. Yani bir sesi... 100 tane oluşturup bırakmak hem daha ucuz hem daha kolay hem daha basit olacaktır. Onun için önce onu yapacağız. Bir klasör oluşturacağım. Şimdilik atıyorum. Script yazalım buraya. Şöyle başına da ben alttan tire koyuyorum ki Asset klasörümde başta çıksın diye. Scripts umarım doğru yazmışımdır. İlk olarak arkadaşlar bizim bir ses klasörüne ihtiyacımız var. Ses scriptine ihtiyacımız var buna direkt sound diyeceğim. Bu bu arada tamamen Bracky'den görüp yaptığım bir şey. Onun kanalının videosunun linkini buraya bırakırım. Ben onu hem biraz daha Türkçeleştireceğim hem daha böyle iyi anlatacağım. Birkaç noktada ekstra küçük eklemeler yapacağım koda. Daha size kontrol olacak ve bu kodu yazdıktan sonra siz bütün farklı projelerinizde kullanabileceksiniz. Aynısını kopyala yapıştırla. Şimdi sese geldik arkadaşlar. Ses dosyamız ilk olarak burada ilgi çekici olan nokta mona behavior olmayacak, normal bir C# -sharp klası olacak, tamam mı? Çünkü mona bir şeyini kullanmayacağız. Ve bu bir şöyle başına sistem seri seri laziable seri seri evet. Serializable. Serializable olacak. Serileştirilebilir bir dosya olacak. Peki bu ne demek? Bu türetilebilir, çoğaltılabilir bir şey haline getirmek demek. Ve aynı zamanda da UI'mızda şeyimizde gözükecek. Şimdi bu public class sound'umuza bir isim koyalım. Public audio clip, clip diyelim. Bu sesin klibi yani şey olacak. İsmi değil de sesin kendi klibi olacak, sesi olacak. İkinci olarak public string name olsun. Bir de ismi olsun bunun. İsminden diğer yerlerde çağıracağız. Ney? Bir tane public float volume olsun. Bu sesin yüksekliği olacak. Ben şöyle güzel bir değer buldum 0.3 falan. Fena olmuyor. Bir de aynı şekilde pitch'i olsun. Pitch de yüksekliği sesin. Bunu da genelde şöyle 1'de falan kullanırsınız. Bunlar gördüğünüz gibi normal float değerleri. Aslında bir anlam ifade etmiyor şu an tek başına. Tabi burada bir audio source'a ihtiyacımız var. Çünkü bunu süreçecek. uğurca diyelim. Bir tane de şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Public full loop. Bu loop da müzik mi değil mi ona karar verecek. Müzikse bittiğinde tekrar başa dönüp çalmaya başlayacak. Değilse çalmayacak zaten. Burada ekstra bir şey yapmamıza ihtiyacımız yok. Şunları da silebiliriz hatta. Ses bu kadar olacak arkadaşlar. Buradaki her şeyi ayarlayacağız sonra biz elimizle. Daha sonra arkadaşlar bir tane de buraya Audio Manager koyacağız. Bu Audio Manager bütün oyunumuzdaki ses çalmaları kontrol edecek. Bir C# -Sharp script oluşturalım. Buna Audio Manager diyelim. Sonra bu Audio Manager'ı açalım. Hadi gayret. Bu arada Rider kullanmanıza gerek yok. Visual Studio ile veya diğerleriyle de yapabilirsiniz. Şöyle biraz zoomlayayım. Burada arkadaşlar ilk olarak o çağırdığımız sesleri yani bu sesleri bir liste haline tutmamız lazım. Public Sound böyle yaparsak array listeye dönüşüyor. Sound diyelim. Sesler. Daha sonra Aslında şu an için bu yeterli oluyor. Daha sonra start'ın içinde bu sesleri buradaki oluşturduğumuz ses kadar atıyorum 5 tane 7 tane 8 tane hepsini sırayla oluşturmasını sağlayacağız. Onun için for each kullanacağız. For each arkadaşlar sırayla bir sıranın içinde bir sıralamanın içinde hepsini oluşturmasını söylüyor. For each sound Sound'ların içinde Sound. Yani bu bizim vereceğimiz isim çok önemli değil. S falan da verebilirsiniz. Sound diyelim biz yine de. Yani bu hepsi yani sıra sıra bütün bu sound'ları oluşturduğumuzda bu sound'un içindeki her birine ne yapacak? Bu sound'un içindeki source'u source dediği şey audio source arkadaşlar. Belki buna audio source diyebiliriz. Heh. Şimdi bir sürü aynı işten yapacağız. Buradaki audio sourceuna, yani o sesin içindeki audio sourceuna Game Object add Component diyerek audio source ekleyeceğiz. Bu ilk başta karışık gözükebilir ama yaptığımız şey şu: önce o ses için bir ses merkezi oluşturup ona eşitliyoruz Sonra o merkezi oluşturduktan sonra diğer taraftaki bütün ses pitch, volume hepsini ayarlıyoruz. Daha sonra sound audio source clip oluşturduğumuz yeni sound'un içindeki klibe eşit oluyor. Sonra bunu aslında aynı şekilde tekrar edeceğiz. Sound audio source'un içindeki volümümüz diğer taraftaki buradaki sound'un içindeki volume eşit olacak. Aynı şekilde devam ediyorum. Sound, audio source pitch mesela eşittir. Bu sound'un içindeki pitch eşit olacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız ekstra arkadaşlar. Yapmamıza gerek var mı? Yapsak iyi olur. Sound source'un içinde bir play on awake var. Çalışmayacak ama biz yine de false yapalım. Yani içinde dışarıdan koyduğumuz ses efekti varsa direkt çalsın gibi. Olmayacak ama biz yine de false yapalım. Buradan devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu sesleri oluşturuyor sistemde, tamam mı? Şimdi biz bir tane public void play yapacağız. Bu play ses efektini çağıracak, çalacak şey. Bunun içine bir string name alacağım. Sonra bu sound'un içindeki. Buranın şeyi biraz farklı olacak. Array diyeceğiz. Find diyeceğiz. Bir array'in içindeki bütün şeyleri tarıyoruz. Sounds array'in içindeki. Buranın sintaksi biraz değişik. Ben de zorlanıyorum. Şu baştaki Sound. sound name eşit eşit namesend oluşturacağımız sesin içerisindeki ses dosyası şey eğer dışarıdaki sesi eşitse bulmuşsa bunu bu arıyor çalacağımız ses efektini buraya buluyor. Bunu direkt kopyalı yapıştır yapabilirsiniz arkadaşlar zorlanıyorsanız. O zaman bu bulduğu sesi oynatacak. Tabi burada bir de null değilse yani bulmuşsa oynatması gerekiyor. Değil mi? Eğer bulamamışsa nullsa şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Bu da ekstra güzel bir şey olacaktır. Debug lock. Mesela ses Boş bıraktım. Artı bulunamadı. Bu şey oluyor arkadaşlar. Eğer sesi bulamazsa ses boşluk çalmak istediğimiz ses bulunamadı. Yani öyle bir ses yok bizim seslerimizde demek oluyor. Aşağı iniyoruz. Eğer bulmuşsa ne yapacak arkadaşlar? Eğer bulmuşsa bir şey yapmayacak. Bulmuşsa direkt Bu bulmuş olduğu sesin Audio Source'unu oynatacak Şurayı yapmamıza ekstra gerek yoktu aslında ama kolay oldu bu şekilde Çok önemli değil bu sarı yazılar falan yeşil yazılar bunlar e, Rider biraz daha her şeyi mükemmel yapmak istiyor mesela Buraya sound name yazsam daha mutlu olacaktır Gördüğünüz gibi gitti Bu nereye eşit olacak şimdi? Ona bir bakmak lazım. Şuna eşit olacak. Tamam mı? Ya da şimdilik şura şöyle kalsın da sonra düzeltiriz. Bir de arkadaşlar burada ben ekstra şunu yaptım. Bir de eğer isterseniz o sesi istediğiniz yerde durdurmak için şöyle stop fonksiyonu yazdım. Yine aynı şekilde string name alıyor. O da çalan sesi durması için. Aynı şekilde hiçbir farkı yok. Bunları kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Bu stop oluyor. Bu da istediğiniz noktada istediğiniz sesi durdurmanıza yarıyor aslında. Başka bir işe yaramıyor. Şu array find biraz karışık. Aslında bu liste tarama için çok iyi bir şey ama ben de zorlanıyorum biraz sintaksi yazılım şekli, yazım şeklini şey yapmakta. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum oluştu. Geri gelelim. Hiç buraya girmemiştik fark ettiyseniz Şimdi çok düzgün bir şekilde yapacağız zaten e, Create Ant deyip bir Audio Manager yapalım Daha sonra buna bunu Atalım bunu atmamıza gerek yok Buraya biz ekledikçe Gördüğünüz gibi Audio Source falan geliyor buraya Şunu Public yapmayalım da şöyle yapalım Bunu bir Shorts'ta anlatmıştım zaten Bunu görüntülememize gerek yok orada. Kafa karışıklığı olmasın. Bunu zaten oluşturuyor ya kendi içinde. Hide yaptım. Bu sayılara da şöyle range koyabilirsiniz. O da güzel oluyor. 0 ile 1 arasında mesela. Daha rahat çekebilirsiniz. Bunu dediğim gibi breakten aldım biraz. Üzerine işte birkaç ufak tefek şey koyacağız. Şimdi kaydedip geriye döndüğümüzde şu 0 1 yerine burada bir slider olduğunu ve şey olduğunu görürsünüz. Biz şimdi buraya bir klip oluşturalım. Mesela sesi diyelim ki 03, pitch'e de diyelim ki 1. Loop olmasın. Burada bir audio klip istiyor. Bu audio klipi dışarıdan indirmemiz lazım. Hemen ben şuradan bir şey site bulayım. Şöyle bir site buldum arkadaşlar. Mesela bu. Bunu wav wow dosyası olarak indirelim. Birkaç tane daha indirelim. Mesela böyle bir şey olsun. Aynı isimde mi indirdin kardeşim? Ha yok. Tamam, iki tane ses dosyamız var şu anda. Bu iki tane ses dosyasını şöyle şuraya bir klasör oluşturayım. Sound's diye. Oraya atalım. Hadi bir tane de müzik bulalım internetten. Youtube'dan hemen ben çok hızlı bir game müzik yazıp ayarlayayım. Evet şimdi bir müzik indirdik burada. Tamam dur. İki tane de ses efekti indirdim. Bunları şimdi şu audio manager'ımızın içine yükleyeceğiz. Üç tane olacak. Buna müzik diyelim. Bu bilip sound olsun. Bu da amp sound olsun. Burada isimlendirmek önemli değil de yine koyalım. Mesela bu direkt ismini yazalım. Bilip sound. Bu isim yazmak önemli. Loop olmayacak çünkü şey değil. Ee, bir müzik değil. İkincisi de pickup sound olsun. Pick up sound. Yine buradaki değerleri koruyalım. Üçüncüsü de yanlış yazdık. Bu önemli arkadaşlar nasıl yazdınız. Diğeri de müzik olacak. Şuna da müzik diyelim şimdilik. Şimdi bu da belki bu mesela biraz kısık olabilir. 0 1 olsun. Loop'u da olsun mesela. Şimdi play'e bastığınız zaman arkadaşlar bu sound'un altında gördüğünüz gibi 3 tane ses merkezi oluşuyor ve üçüne de atıyor bunları. Bu sayede de bakın volümü ve pitch'i de ayarlamış gördüğünüz gibi. Ve Üçüncünün loop'unu açtık. Üçüncünün loop'unu açmamış. Çünkü kodda atlamışız muhtemelen. Aynen şurada da şey dememiz lazım. Sound audio manager loop eşittir sound loop. Bunu niye demeyi unutmuşuz anlamadım. Geri gelelim. Şimdi mesela müziğin loop'u açık ya. Play dediğimiz zaman Burada da loop açık olduğunu görürsünüz müziğin. Ee, burada arkadaşlar teknik olarak ne yaptık bir daha üzerinden geçeyim. Biz oyun başlamadan önce bütün ses efektlerimizi audio manager'ın içine kaydediyoruz. Hepsini sıralıyoruz. Müziği, sesi falan. Oyuna başlayınca sırasıyla bizim for each loop'ta dönen her seferinde önce bir Gidiyor işte ismini ayarlıyor ona bir audio klip oluşturuyor. Audio klip atıyor bir audio source oluşturup audio klip atıyor. Sonra volume pitch falan üstte ayarladığımız değerleri kodla eşitlemiştik ya buradan. Onları eşitliyor. Bizim burada zaten kullanmamız gereken şey bu play olması lazım. Yani sonuçta ses efektinin oynaması lazım değil mi? Onun için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evvekin içine eğer izlemediyseniz ve hiç bilmiyorsanız ilk yaptığım game manager videosunu izleyip nasıl singleton kullanıyor ona bakabilirsiniz nasıl singleton'dı zaten videonun ismi direkt şöyle oluyor public static şeyin adı aynısı bir de genelde instance ismini veriliyor bu instance arkadaşlar evek olduğu zaman yani doğduğu zaman eğer sahnede yoksa yani nullsa herhangi bir instance atanmamışsa bu instance kendisi oluyor. Eğer atanmışsa yani bu ne demek? Bunun bir kopyası oluşmuş. Yani şu anda oluşturduğumuz bir kopya demek. Aynısından var demek. Bunu yok et diyoruz. Game object değil. Şurası destroy. Bu objeyi yok et diyoruz. Ha bir de ekstra level'lar arasında yok olmasın diye. Çünkü müziğimiz level'lar arasında baştan başlar o zaman. Don't destroy on load diyoruz. Bu da şey demek arkadaşlar. Level'lar arasında bu oyun objesinin bu script'in bağlı olduğu oyun objesini yok etme demek. Şimdi biz bunu kullanarak şuradan referans vererek play'i stop'u falan çağırabiliriz. Daha farklı çağırma yolları da var ama onlara ihtiyaç duymuyorum ben. Şimdilik arkadaşlar ben bir tane script oluşturacağım öylesine. Herhangi bir script olabilir bu arada. Boş bir şey dedim. Ne bileyim player olsun bu. Tamam Atıyorum. Player'ın içinde de bir tane şey script olsun. Movement falan olsun. Şu anda movement falan yazmayacağım. Player action falan dedim. Buraya ne isim verdiğiniz önemli değil. Çünkü her, herhangi bir scriptinizin içinden artık o audio manager'a ulaşıp iş yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Sonra bu player action'a geldim. Atıyorum ne olunca ben o bir sesin çalmasını istiyorum. Atıyorum update içinde eğer input get down the code, e code a ise e tuşuna basmışsam bir ses çalmasını istiyorum. Hangi ses çalmasını istiyorum? Şimdi buradan Audio Manager diyeceğim. Sonra o Instance'ı diyeceğim. Daha sonra burada zaten inerseniz Play ve Stop'u görürsünüz. Play. Play'in gördüğünüz gibi bir isim alıyor. Şimdi biz aklımızda tabi tutmamız gerekiyor veya onları zaten derli toplu yazmamız gerekiyor. Buradaki ses dosyasına yani şu audio menajere kaydettiğimiz ismin aynısını yazmamız lazım. Mesela bilip sound. Şöyle yazacağız. Heh. Çift tırnak yapmanız lazım ya string. Artık E'ye bastığımızda bilip sound'un çalması lazım. Bakalım. Gördüğünüz gibi her E tuşuna bastığımda bu test efekti çalıyor. Mesela oyuna başladığım zaman bana hiç sormasın ve o müziği çalmaya başlasın. Şunu kopyaladım, yapıştırdım. Şuraya müzik dedim. Tamam mı? 0 dedi. Ha, çünkü niye böyle oldu arkadaşlar? Biz Audio Manager'da bunları startta oluşturduğumuz için ve başka bir yerde aynı şekilde startta çalıştırdığımız için oluşturmadan çalışmaya başladı. Onun için Awake fonksiyonun içine yazabiliriz buraya. Bu daha temiz olacaktır. Yani oyun başlar başlamaz. Açıldığı anda oluşturacaktır. Start'ta da müziği rahat bir şekilde çalabilir o zaman. Gördüğünüz gibi sildim. Awake metodunun içine aldım bunu. Evet gördüğünüz gibi müzik çalıyor. Hiçbir problem yok ve artık üzerine de yazmıyor. E'ye bastığımda da o bilip sound gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu yazabileceğiniz en iyi ses sistemi olabilir. Giriş seviye. Benim için öyle en azından. İçi bir de tutup volümü belki buradan ayarladıktan sonra şuradan tekrar kaydedebilirsiniz daha da kısık olması için yine ekstra birkaç ayar daha koyabilirsiniz ve sahne değiştiği zaman arkadaşlar müzik çalmaya devam edecek önemli olan şey audio menajerinizin ayarlanmış olan audio menajerinizin ilk menüde olması yani bir ayarlar menünüz başlangıç menünüz varsa eğer vardır orada olsun orada çalmaya başlasın her şey çünkü eğer level'ın içinde yapıp ana, menüye, ana menüden yapmaya çalışırsanız bozulacaktır. Bunları start menüsünde oluşturun. Ve bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Giriş seviye olarak Audio Manager, Audio Source bu şekilde olabilir. Bununla bir bunu kullanarak zaten 3 aşağı 5 yukarı bütün oyunlarınızda giriş seviye sesler, efektler koyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.